Selam dostlar, alemin valenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişikalarda her zaman olduğu gibi yine değişikalarda. Bu zamana kadar her zaman Sibirya soğukları bize gelirdi ya, bu sefer Sibirya soğuklarına ben geldim. Şu an bir anda inanılmaz hava değişimi yaşadım ve hasta da oldum biraz, fark ettiğiniz gibi. Sesim değişti, burnum tıkandı falan. Şu an Buryat Cumhuriyeti'ndeyiz. Buryat Özel Cumhuriyeti'ndeyiz. Şu an Buryatların yaşadığı, Rusların da yaşadığı, Moğolistan sınırına da yakın olan Ulan-Ude şehrinde yarım saat yürüme mesafesindeki otobüs terminaline gidip 45 dakika sonraki Moğolistan otobüsümüzü yakalamamız lazım. Hava çok ama çok soğuktu. Öyle şimdiden başlatayım istedim. Şu an otogara gidip Moğolistan'a gideceğiz. Bu arada bakmayın, burası da gezilecek bir yer. De ben şu an değil, dönüşte burayı size anlatacağım. Burası Buryat, Özbek Cumhuriyeti. Buryatlar yaşıyor burada. Yanılmıyorsam Özbekler zaten görmüştük. Kırgızlar da var. Ruslar zaten %50'si buranın. Buryatları gezip görüp anlatacağız. Bir de burada Budistler var abi. Rus dediğiniz ama Budistler de var burada. Tabii ki dönüşümüzde bulabilirsek Budist Türkleri de arayacağız, bulacağız. Buryat Özel Cumhuriyeti Rusya içerisinde bir sürü aslında cumhuriyet var bu tip. Onlardan bir tanesiydi. Size dönüşte buradan bir video yapacağım. Dönüşümüz çok soğuk olacak ama Sibirya'ya gideceğiz. Belki de bilmiyorum. Maddi, yani gitme cesaretim var. Sadece maddiyatımı ayarlayamıyorum. Yani Yakutistan için. Çünkü gerçekten yani nasıl diyeyim size, uzun zamandır yaptığım geziler şey gibi değil. Asya gibi değil. 5-10 dolar öyle günlük geçinemiyorsunuz. Yani şu anki izlenmelerle o Yakutistan gezisi gerçekten maliyetli bir gezi. Ona bütçe oluşturmak zor olacak. Ama bakıyorum, kovalıyorum. Bir iki yere mail atmıştım. Belki olumlu dönüş olursa sponsorlukla ilgili. Yani genel sponsor değilse bile en azından birkaç videoluk sponsorlukla ilgili olursa Yakutistan'a gideceğiz. Dünyanın en soğuk yeri. Oradaki Yakut Türklerini de bulacağız. Öyle bir niyetim var. Böyle bir sürü de eski ev var bu arada. Abi inşallah Özbek abi açmıştır da çorba içeriz bir tane de. Öyle yola çıkarız. Evet. Akdo Vakzal'a geldik. Akdo Vakzal. Böyle bir yerde emin değilim ama Moğolistan'a gittiğine göre şu büyük otobüstür. Benimki. Gideyim yanaşayım, sorayım. Muhtemelen Ulaanbaatar'a bak gidiyordur. Evet. Çorba içecektim de çorba yokmuş da sabahın 7'si. Lagman vardı. Zaten dün de lagman çorbası içmiştim ben. Şimdi de lagmanın yemeğini yiyorum. Teşekkür ederim abi. Güzel. Ya belki hasta olmam bilmiyorum ama bir boğazımda ve burnumda sorun var. Sesimle gidik. Dün gece 4'e kadar uyuyamadım. 4-4.30'a kadar. Tam uyudum. Alarm çaldı zaten. 5.30'a alarm kurmuştum. Şimdi ben neden kışlık kıyafetimle gelmedim? Aslında ekipman olarak yani çadır, tulum falan kışlık ama ekipman olarak yani kıyafet olarak neden gelmedim? Çünkü biliyorsunuz ben yöresel giymeyi seviyorum. O yüzden demişim ki Moğolistan'a gidip Ulaanbaatar'da büyük bir tane pazar var. Moğol pazarı. Orada Moğollar gibi giyineceğim. Ona göre kışlık kıyafetler alacağım. Abi şu maşinlere hayranım. Araba tek marş çalıştı, bastı gitti. Yine Özbek restoranında yedim. Abi çay da verdi. Biraz sesim düzeldi ya. İnşallah hasta olmayacağız. Karnımız tok, yola çıkıyoruz. Evet. Gidiyoruz. Anlamıyorum. Sorry. Evet, yolculuk başladı 7.30'da. Buryat Cumhuriyeti'nin başkenti Ulan-Ude'den Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'a doğru harekete ettik. Otobüs böyle bir şey. Sabah 7.30'da Ulan-Ude'nin merkezindeki otobüs garından kalktı. Ve akşam 6'da Moğolistan'da olacak. Bayağı böyle geniş koltuk mesafem. Gerçekten iyi abla yatırmazsa. Gidiyoruz bakalım. Ya. Sonunda inşallah sınırda sıkıntı yaşamayız. Moğolistan'a varırız.
Kusunoryozok diye bir yerde mola verdik. Herhalde bundan sonraki duracağımız nokta Moğolistan. Yani ilk önce Rusya sınırını geçeceğiz. Ondan sonra da Moğolistan'a varacağız. İnternet var denecek kadar yok, yok denecek kadar var. Transsibirya'ya göre internet daha iyi. Ama ben bu Bozkır'da, Bozkır'ın tezenesiyle yine indirdiğim bütün şarkılarıyla dinleyerek yolculuğuma devam ediyorum. Evet, şimdi Moğol sınırına girdik. Hele şükür. Biraz zor oldu ama çıkarken, girerken çok arama yaptılar ama sorun yok. Hangi kıl? Finish. Finish. Ha da? Dur. Karakayım işte. Finish. Karakayım. I'm blogger, blogger. Blogger, blogger. YouTube. Da da video, blogger. How are you? Kaktila. Kaktila. Abi şoförümüz. Abimiz de işte yardımcı oluyor sınır geçişlerde. 1,5 saat sürdü ya. Moğolistan tarafını hızlı geçtik de Rusya tarafından çıkarken biraz uzun sürdü. Bir de benim bir bilgi vereyim. Belki gelenler olur. Drone'a biraz sıkıntı çıkardılar ama benim drone 250 gramdan aşağı olduğu için kabul ettiler. Ama drone 250 gramdan yukarı olsaydı tahminim o ki almayabilirler. En azından bu sınır kapısında ona dikkat edin. Alina, hello. My name is Memo. My name is Alina. What's your name? Abi böyle çok tatlı bir sürü bebek göreceğiz. Bu arada Moğolistan bizden vize istemiyor. Direkt bir aylık vizeniz var ve herkes Türkçe biliyor. İsteyenler burada para da çençe edebiliyor. Şimdi hala sınırdayız. Şimdi de sınırdaki restoranda durup yemek yiyecekmişiz. Bir bakayım yemek yer miyim? Kanca. Abi 650 ruble verdim. Abla bana da 22.750. Neydi? Ötürük mü gidiyor? Neydi bak? Bu paranın adı unuttum. 20 21 22 22 buçuk. Bulur. Hı hı. Ha okey, yaptım. Oldu, boldu. Ekmekli ek. Ha. Bunun adı neydi? Tugrik, Tugrik ya. Tugrik. Moğolistan parası Tugrik'ti. Şimdi hatırladım. Kırgız abilerle şimdi takılıyorum ben de. Evet. 650 ruble yaklaşık 6,5 dolar yapıyor. Bu bana verdiği kaç dolar yapıyor bilmiyorum. Sınırda böyle zaten yüksek fiyata bozmazlar, düşük bozarlar. Hangi ekmekten yek? Bilmem. Ben de bilmem. Kırgız abiler dedi ki oğlum bunların hepsi domuz etli dedi. Bir tek bu değil dedi. Bu da değildir bence ama nedense bunu al, diğerleri yenmez dedi. Hadi onu dinleyelim. And salad, aynen. Abi Kırgız abiler sağ olsun. Nan varmış burada. Et var. Oo, sos var. Sağ ol abi. Ben size orada paraları tanıtayım. Cengiz Han. Bu da herhalde işte evi. Oo. Hello. Rahmat Bayke. Bayke. Ha helal. Okay, Rahmat Bayke. Bu Cengiz Han'ın herhalde hani otağını taşıyorlar. Burada da Cengiz Han var. Yüzlük. Bu kaçlık? 500'lükte de Cengiz Han var. Yüzlükte oğulları var herhalde. Arkasında Moğolistan atlar. Bu 50. Yine oğlan var galiba. Yine atlar, çayırlar. Abi hayatımda çok şey gördüm de böylesini ilk defa gördüm. Şu an burada yerleşim yok. Burası bildiğiniz Moğolistan sınır kapısının arkası. 100 metre bile değil, 50 metre. Ve doğum günü yapıyorlar. Kampot değil bu. Bayke atın kim? Erbu. Bayke atın? Bayramik. Bayrambek. Sen? Sen Bişkek mi? Müslüman, Kırgız. Sen de Talas.
Arkadaş. Arkadaş. Hem de köylün. Hı. Aynı köy. Bu Nüberde, bu Menüberde. Haa. Sizin üle çadır mı yoksa ev mi? Konak mı? Evet. Kırgızistan'da üy kalmamış. Önceden köp biliyordum da şimdi kısık. Köp kısıkta biliyordum sen. Biliyordum. Düşünüyordum. Ben yarın Arvalım. He. Burada Ulanbaşı'da. Bir keket Kırgızistan'da. Buradan sonra. Konak bulalım. Teşekkür ederim. Abi iki tane çay içtik. Fincanda. Bir tane kompot içtik yani kompostu. Göğe kompostu. Ondan sonra bir tane de salata yedik. 6500 neydi lan? Ögrük müydü? Ögre miydi? Ögrük müydü? Para birimini yeni unuttum. Biraz ezberlemem zaman alacak idare edin. Ondan verdik. Aline ağlama. Şşt, lan it. Gel bakayım. Moğolistan'da bizi çok kovalayacaklar arkadaşlar. Baba. Onlar da baba diyor. Şimdi değil. Şu an değil. Millet sevmiyor köpeği burada galiba. Bana dersen sonra millet bana değmez. Abi tam 3 saattir sınırdaydık. Rusya'dan çık, Moğolistan'a gir, yemek yedi falan derken anca ayrılıkta yola düşüyoruz. Şimdi arkası artık Burat Cumhuriyeti'ydi. Dönüşte yine buradan çıkacağız. Size o Burat Cumhuriyeti'ni anlatıyor olacağım. Bir yerde okudum ama doğruluğuna hala emin olamadım. Deniyor ki bir tane Moğol başbakanları, yani son 100 yılda olmuş bir şey. Yani daha doğrusu o Buryat olduğu bölgedeki insanlar aslında bu Buryatlar Moğol deniyor. Şimdi Buryatlara Türk diyen de var ya da Buryatlara iki tane Moğol boyuyla iki tane Türk boyunun zamanla birleşmesiyle oluşmuş bir halk diyen de var. Ama halk olarak hani Moğol kırması deniyor Buryatlar için. Daha önceden orası Moğolistan topraklarındaymış ama bir tane başbakan onlara Rusya hediye etmiş. Bir de İç Moğolistan dediğimiz bir yer arasında. Bu İç Moğolistan'da Çin'in içerisinde bir özel nokta o. Doğalgaz ve petrol zengini bir nokta ama orayı Çinliler şu an almış ve Moğollara geri vermiyor. Orası da İç Moğolistan diye geçiyor ama oraya tabii ki gidemeyeceğiz. Moğolistan'da Ulaanbaatar'dan başka yerde şehir yok diyenler vardı. Yani diyenler çoktu. Şu an biz ilk sınırdan sonra Sükbatar'a geçtik. Şimdi de Darkhan diye bir şehre geldik. Gayet de şehir yani. Küçük de olsa koca koca beton bloklar var. Şimdi yine bir mola verdik. Gidiyoruz bitmiyor ya. Saat 5 oldu. Daha 3 saat yolumuz var. Normalde 6'da olacaktık. Sonra 7 dediler. 7'de olacaktık. 8 dediler. Bu arada herkes Türkçe biliyor. Yani herkes Türkçe biliyor derken her an Türkçe bilen oldu. Her an Türkçe bilen birileri karşısına çıkıyor. Şu otobüs, sırf bu otobüste 4 tane 5 tane Türkçe bilen var. Teşekkür ederim. Siz şimdi Türkçe konuşuyorsunuz değil mi? Ha, konuşuyorsunuz. Tak. Neyti. İş orası. Ha, bir daha yazıyorum. Aha. Bu. Aha. Değişik yollarda. Normalde değişik. Adım Mehmet ama YouTube'da değişik yollarda. Değişik
orada. Evet. Okey. Otobüs de elden elde bir şey dolaştırdılar. Yani herhalde şey yazıyordur. İşte çantanıza dikkat edin. Burada yan kesicilik olayları yaşanıyor. Hatta ben şöyle bir şey duymuştum. Bu ülkeden Türkiye'ye hırsızlık turizmi var. Yanlış duymadınız. Hırsızlık yapmak için buradan hırsızlar 3-5 kişi ekip olup Türkiye'ye gidip 3-5 soygun yapıp geri geliyormuş. Yani yan kesicilik yani. Tabii doğru yalan bilmiyorum ama bu yan kesicilik böyle bazı insanlardan duyuyordum da hani ben insanlar abartıyor ya, dünyanın her yerinde vardır diyordum ama o adamlar otobüste dili dağıtıyor resmen. Böyleymiş. Hey gidi Mongolia. Mongolia Haraşa. Haraşa Mongolia. Abi geldik. Şimdi burada ATM de yokmuş, money changer de yokmuş. Biraz problem oldu. Şimdi bu taksici abiyle anlaştık parada. Beni hem döviz bürosuna ya da ATM'e götürecek, hem hostelime götürecek. Yani hem şehir merkezine hem hostelime götürecek. 250 lira mı ne gibi bir şey anlaştık herhalde. Abi, 5 gün önce mi yola çıktım ben? 6 gün önce mi ne yola çıktık? Bir dün Ulan-Ude'de hani 12 saatlik mola verdik. Onun haricinde ben 5 gündür 6 gündür yoldayım. Artık sayısını, rakamını unuttum. Yani 120 saat olmuştur herhalde. Bugün de gelmem. Sabah 6'da hostelden çıktım. 7.30'da araba kalktı. Ve benim buraya gelmem 9'u buldu neredeyse. 7 kilometre yolu 1 saatte geldim. Böyle bir şey yok ya. Cidden mahvoldum. Bankamata gittim, hemen paramı çektim. Sonra burada bir tane Moğol arkadaşla buluştum. Şimdi size tanıştıracağım. Moğol arkadaş beni direkt bakın nereye getirdi. Ünlü Moğol yemeği yemeğe getirdi. Bunun adı neydi? Subat. Hoş geldin Memo. Hoş bulduk. Nasıl geçti oğlum? Seninki gibi geçti. En azından yani böyle herhalde bir 7-8 video en az beraber çekeriz. Böyle gidebildiğimiz kadar. Yine hep birlikte efsaneler bir arada. İran'daki gibi bence güzel burada hikayeler biriktireceğiz. İnanıyorum burada güzel şeyler olacak. Evet. Şimdi beni direkt daha hostele check-in yapmadık. Saat 10 çok açtım. Bütün gün yemek yemedim. Bir Kırgız abilerin verdiği o şu kadarcık salamla biraz nan verdiler. Bir parça ekmek. Şimdi bu harbiden bunun adı neydi? Nurgül işini konuşuruz sonra. T-S-U-B-A Tusuban. Bizim... Sonunda ne var? Ne? Tusuban. Evet, bunlarda böyle bazı harfler var. Mesela T-S diye okunuyor işte. Evet. Bir harf... T-S diyor. Aynen, bir harf ama iki şeyli. Neyse, Tusuban yemeğe geldik. Bu hafiften lakmana benziyor. Pirinç var, sulu köfte var. Bildiğiniz Amerikan şeyi, salatası. Rus salatası, pardon Amerikan'ı ya. Burada da şey var işte, turşu var. Abi bana para biriminin adını söylesene ya. Tugrik. Tugrik. Kaç tugrik kaç para? Kaç dolar? Ya 1 dolar. 3462. Tugrik. Evet. Tamam. Evet dostlar. Yine değişik yollarda Memo'nun kendini seferber edip Moskova'dan Transsibirya'yla yola çıkıp 4 gün trenle seyahat ettikten sonra Ulan-Ude'ye gelip, bu arada da 5 saat tarih zamanda 5 saatte ileri gittim. Yani jetlag oldum. 4 gündür trende o demir tenekenin içerisinde, ama güzel miydi? Güzeldi. Yorucu muydu? Hem öyleydi hem değildi. Sonra Ulan-Ude gibi değişik bir insanların yaşadığı cumhuriyette 12 saat geçirdim. Uyuyamadım da yorgunluktan. Sonra sabah 4'te uyuyup 6'da kalktım. Moğolistan'a doğru yola çıktık. Sabah 6'da kalktım. Moğolistan'a hostele girdiğimde saat 10'du. Yani neredeyse 5 gün 6000 kilometreye yakın yol, belki daha fazla da tam ölçmedim. Yol yapıp Rusya'nın başkenti Moskova'dan Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a geldik. Ve şu an ilk dakikalarımıza bakıyoruz. Ulan Batur'la ilgili detaylı bir video yapacağım. Ama ben şu an rota yapma aşamasındayım. Buradaki insanlarla tanışıp rota yapıyorum. Şimdi de videoyu bitireceğim. Moğolistan videosu değil bu video, ya da Ulan Batur videosu değil. Videoyu biraz sonra bitireceğim ama burada iki tane genç kardeşimizle buluşacağız.
ufak ve bunlardan bir tanesi Türkiye sevdalısı ve Türkçe konuşuyor ve Türkçe biliyor yani. Bize biraz Moğolistan'ı anlatacak. Biraz ona Moğolistan'la ilgili bir şeyler soracağız. Bakalım neler anlatacak. Sim kart alacağız, bir şeyler yapacağız. Bu arada Moğolistan ucuz değil. Bu arada Ulan Batur'un hani modern yüzü de var. Bakın burada gökdelenler falan var. Yanlarına gider mi? Gidersem daha yakından çekerim. Şu an burada gördüğünüz gibi hatta inşa halinde de gökdelenler falan var. Bir yandan büyüyor. Ama işte hadi burada anlatayım. Şu an ülkenin nüfusu 3 milyon arkadaşlar. Ve bu ülkede Türkiye'nin 2 katı 1,5 milyon kilometre kareden daha büyük bir toprak parçası ve dünyada kilometre kare başına en az nüfus burada düşüyor. Şimdi Ulan Batur'u başkent yapıp bu şehri yapmayı planlarken insanlar şöyle düşünmüş: koskoca Moğolistan, Ulan Batur'da kaç kişi gelir ki, kaç kişi yaşar ki? Şu an 1,5 milyon var ya, adamlar şunu hayal ederek yapmış. Ya en fazla 500 bin kişi gelir. O yüzden altyapısı, yolları, binaları, kentleşmesi maksimum 500 bin kişiyi barındıracak kapasitede. Ama Moğolistan'da insanlar artık bir anda hızlı bir şekilde şehre kentleşmeye karar verdikleri için şu an Moğolistan'ın ne yolları ne altyapıları, işte sel oluyormuş, sürekli buraları su basıyormuş, işte trafik sebebi çok fazla, ev yok, şehir merkezinde insanlar ev bulamıyor filan. Bu gibi sebeplerle burada sorunlar yaşanıyor sadece Ulan Batur'da. Çünkü insanlar ülkenin yarısı, yani Türkiye'nin iki katı büyüklüğünde bir ülkenin yarısı Ümraniye'den biraz büyük bir yerde yaşıyor şu an. İngilizce mi anlatacaksın? Ha, Kazakça anlat bakayım. Kazakça bilmiyorum. Sen Kazakça bilmiyorsun. Biliyorum ama. Bitlis kalbay. Burada şöyle bir sorun var abi. Hani burada bir Kazak var. Doğuca hani şey yapıyor, karıştırıyor. Hani Kazakistan'da Rusça'yı karıştırıyor ya. Yani burada neyle? Moğolca. Ha, Moğolca, Kazakça karışık. Böyle merkez, böyle meydan, o kelimeleri Moğolca kullanıyor. Ha, anladım. %100 Kazakça konuşamıyor. Ha, şimdi anladım mevzuyu. Yani Kazakistan'daki gibi, yani Kazakistan'ın belki köylerinde var. Sizde de belki dedelerinizde vardır. %100 Kazakça konuşan az. Anladım. Bizde de gerçi %100 Türkçe konuşmuyoruz ki. Bizde de Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce kelimeler var. Anladım şimdi sizi. Senin ismin neydi? Tam ismin, normal ismini söyle. Aytolkun. Evet. Bu Kazak ismi mi, Moğol ismi mi? Kazak ismi. Aytolkun. Ay. Evet. Okunda dalga. Dalgalı ay gibi. Tamam. Sen Türkçe biliyorsun, en azından anlıyorsun. Senin adın ne? Aygirim. Yeah, which means beautiful moon. Okay. I understand. Thank you. Tamam. Sizle tanıştığıma çok memnun oldum. Şimdi bana burayı gezdirecekler. Şu an bulunduğumuz noktanın adı ne bu şeyin, yerin? Bitlis Meydanı gibi bir şey burası. Hani department store var. Buranın en eski AVM'si. Şimdi orayı da gösteririz. Onun kaç taraf işte. Benim anladığım kadarıyla, ben burayı bilmiyordum. Sen söyledin, iyi ki bana öğrendim. Ulan Batur'un en büyük ikinci meydanı diyebilir miyiz buraya? Daha büyük var mı? Daha büyüğü var. Şey, Cengiz Han'ın olduğu yer. Evet. Sonra burası mı? Evet, anlayabiliriz. Tamam, anladım. Şimdi videonun sonunda Cengiz Han Meydanı'na gideceğiz zaten. Şu karşıda gördüğünüz, burada yalnız ne kadar AVM var ha? 500 metrede bir AVM var. Öyle miymiş? Yani ben buraya gelene kadar 4 tane AVM'ye girdim, bir de bu var 5. Ve burada neden elbise çok pahalı? Kıyafet çok pahalı burada. Uçakla geliyorlar. Sizi dikseniz de. Ben buraya gelip tekstil atölyesi açacağım. Aklıma bu geldi şu an. Moğolistan, yani Ulan Batur'da insanların giyimi, kuşama tarzı çok güzel. Hani ben evet. Ben Moğolistan'a gelmeden önce bu kadar modern, medeni bir şekilde beklemedim. Kusura bakmayın. Hani Moğolistan nomadik, hani göçen. Evet, göçebe halk. Yaşayan insanlar diye çok insanlar öyle düşünüyor ama çok modern bir kısmı da var. Görebilirsiniz yani. Evet. Hele bu Kore'den çok etkilenmişler galiba, ben yanlış fark etmediysem. Evet. Bütün herkes Kore stili takılıyor. Evet.
Arkadaşlara da gösterdim şunu, onlar da mesela Kore stili takılıyor. Şu an Cengiz Han'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Cengiz Han'ın ülkesine geldik zaten. Burası şey miydi? Meclis binası mıydı? Meclis. Tamam. Burası da gördüğünüz en gösterişli binalardan birisi ve meclis binası. Bu iki tanesi de Cengiz Han'ın o şeyin komutanları mı? Subay gibi, evet. Adları var mı bunların? Adları var ama şu an hatırlamıyorum. Tamam. Yani özellikle Moğollar arasında böyle çok ünlü subayları vardı değil mi bunların? Evet. Tamam. Şu an meclis binasının önünde geldik. Burada panel gibi bir şey yapacaklar galiba. O yüzden biraz etraf çevrili kapalı ama şu an ülkenin meclis binasının önünde panel yapıyorlar. Bu da ilginç bir durum. Sen şu an doğma büyüme, senin annen de deden de doğma büyüme Moğolistanlısınız. Evet. Bayan Olgi'den. Evet. Ulgi'den. Nasıl söyleniyor? Bayan Ulgi. Peki bana önce şey söyler misin? Buradaki neden kentlerin, şehirlerin adında hep bayan var? Ne demek bayan? Bayan demek... Türkçedeki bayan değil yani. Yani kadın demek değil. Değil. Ne demek? Zengin demek. Zengin. Oğulca bayin diye okuluyor. Yani bayin ülgi dediğim zaman zengin ülgi. Zengin ülgi. Evet. Ülgi ne demek? Ülgi demek hani çocuk yeni doğunca... Beşik. ...hani kumaş var ya. Evet. Ne dedim diye bilmiyorum Türkçesi. Kumaş diyelim, ben de tam anlayamadım. Tamam. O kumaş işte ülgi. Anladım. Sen şimdi Moğolistan'ın kuzeybatısında, eğer yanlış bilmiyorsam, Kazaklar yaşıyor. Evet. Zaten orası da Kazakistan'a yakın bir yer. Ama Kazakistan'a sınırı yok Moğolistan'ın. Evet. Siz Moğolistan sınırlarının içerisinde kalmış Kazaklarsınız. Evet. Ve Kazakça da konuşmaya devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Güzel. Anlaştık. Ülkede yanlış bilmiyorsam 3.3 milyon nüfus var. Evet. Bu nüfusu yaklaşık 1.5 milyonu. Yani neredeyse kocaman ülkenin, yani Türkiye'nin iki katı büyük ülkenin yarısı Ulan Batur'da yaşıyor. Evet. Neden şeyler, böyle? Şeylerden dolayı. Üniversiteler hepsi burada. Birinci sebep. Burada yaklaşık 5 devlet üniversitesi var. Yani kışın hani okullar açılınca hepsi burada. Hani öğrenciler hepsi buraya geliyor. Sonra iş oran hani iş yapacak yerler çok bulamadılar. O yüzden yani kırsal yerlerden başkente gelme akışlar hani çok arttı. Çünkü geçen yıllarda 1 milyondan fazla bir hayvan ölmüş ya bir kış. 1 milyon hayvan ölmüş. Ama her sene öyle değil o zaman. Arada oluyor. Arada. Arada bir da böyle, olsun. Bir böyle. Ama her sene hayvanlar ölüyor soğuktan yani. Eksi 40. Ya o doğrudur yani. Eksi 40, eksi 50 oluyormuş. Ulan Batur kaç oluyor? En yüksekte... Nereye? Eksi... 37'yi görüyor. Geçen sene öyle oldu. Sen eksi 37'de montunu giyip okula mı gidiyorsun? Evet. Başka çaremiz var abi. Peki eksi 37 o zamanlarda böyle kar var mı? Yani yollar kar yani... var ama Kazakistan'daki gibi öyle kalın değil. Rusya'daki gibi. Burada kuru soğuk var. Kuru. Anladım. Aranızda Moğolca konuşur musunuz? Evet olur. Çin'in erken bey. Şimdi bir şey soracağım. Türkçe'de konuşan, Kazakça'da bilen bir arkadaş olarak Moğolca'nın kelimelerinde ortak kelimelerimiz var mı? Sizin günlük hayatta kullandığınız. Var ya. Mesela ne? Moğolca'da... Moğolca titik diyor. Kazakça'da ne diyorsunuz? Gül. Gül. Tamam. Ama aynı o da var. Şey. Evet. Sandalye var. Sandal diyoruz. Moğolca. Hmm. Ya böyle... Orunduk. Orunduk. Ya. Orunduk. Orunduk ne? Sandalye. Chair. Sandalye neydi ya abi? Oturduğumuz şey. Evet. O zaman doğru. Yani ata var. Ata bizde de var. Ata sizde de var. Ak var. Ay var.
Ay bizde var. Türkçeyle aynen. Mesela sen biraz önce bana bir şey sordun, onun da cevabını vereyim mi? Bana biraz önce sordu ki, abi ben Türkiye'ye geliyorum gezmeye, Kazakistanlıyım dersem, yani özüm Kazakistan'ım dersem herkes beni çok ilgiyle karşılıyor. Ama Moğol dersem o kadar sıcakkanlı karşılamıyorlar. Bunu sorarken kastı şey değil, kötü davranıyorlar değil. Sen, ben biraz önce sana ne anlattım? Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, daha da sayabilirsin, özel yerler de var. Bunlar bir tuğvan diyoruz ya, siz öyle diyor musunuz? Sonuçta bir ana aileden ayrılmış boylarız. Bir Türkiye, sen Kazak dediğim zaman o seni kardeşi sanır. Ama bir Türkiye, Moğol dediğin zaman uzak kuzeni. Yani şöyle düşün, arkadaşın senin yanına geldi, ne kadar sıcak karşılarsın? Ben gelsem senin yanına ne kadar sıcak karşılarsın? İkisini de aslında sıcak karşılıyorsun ama sonuçta o senin canın ciğerin, daha yakının ya. O yüzden Türkiye'den birine, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan geldiğim dediğin zaman çok sıcak karşılarlar. Yani diğer ülkelerden de gelen yine iyi karşılarlar. O yüzden Kazakistan dediğin zaman daha fazla ilgi görüyorsun. Cevabı böyle. Anladın mı? Anladım. Teşekkürler. Ben bir şey soracaktım, unuttum. Neyse, uzamasın daha fazla. Peki bir şey daha. Ben bir sürü video izledim ama hiç tavuk, ördek görmedim yumurtlayan. Çok az yani ya da. Çok az ya. Neden öyle? Yumurta yemiyor musunuz? Yumurtayı Rusya'dan alıyorlar. O kadar oba var. Salsanız tavuklar yapsalar ya yumurta. Yani onlardan çok. Tabii et beda. Koyunlar, atlar çok faydalı olduğu için. Abi, ülkede et bedava, tamam mı? Et yemek çok ucuz. Zaten bu ülkede etsiz yemek yok değil mi? Her şeyde et var. Her şeyde et var. Etsiz yemek yok, o yüzden şey yapıyorlar. Tavuk bunlar için şey yani. Kuru ekmek gibi düşünün yani. Bu arada arkadaşlar size yemeklerimi göstereyim. Bakın bu şu an bayağı büyük yani. Bir karıştan büyük tabak getirdiler. Et sote. Sen tavuk şiş söyledin. Sen de döner söyledin. Tabak ağzına kadar dolu. Aslında fiyatlar, burası Türk restoranları arkadaşlar, yurt dışında her zaman pahalıdır. Burasının pahalı fiyatlarını söyleyeceğim ama yine de Türkiye'ye göre ucuz. Birazdan fiyatlarını da söyleyeceğim. Şimdi dediğim gibi Türk restoranları pahalı. Standartın üstünde bir şey. Mesela şu tavuk soteyi demin gördüğünüz arkadaşlar 18.500 Türkiye. Bu arada benim yediğim inanılmaz güzeldi. Bak şöyle bir et var. 22.500. Bu. Abi zor bitirdim ya. Yemin ederim başım dönüyor şu an yemekten. Ve şu 19.000 ya. Abi size demiştim ya burada vergi iadesi, bu barkodlar diye. Bakın şimdi canlı yapacağız. Buradaki insanların telefonlarında bir aplikasyon var. O aplikasyonla sen daha önce okutmuşsun, almışsın. Şimdi İstersen arkanda ışık var, orada tut. Niye olmuyor ya? Oldu. Hop. Şimdi bu yeşil olunca buraya para giriyor. Şurada yazan, KDV yazıyor şurada herhalde. 657 TÖGRİ iade olacak, hesabına geçecek para. Oldu şu an değil mi? Teşekkürler. Hayır, estağfurullah canım, ne alakası var? Vay be, çok ilginç. Hayır, bizde eskiden nasıldı biliyor musun? Biz çok önceden, belki 15 sene önce bu kağıtları atmıyorduk. Bunları saklıyorduk. Sonra bunları tek tek kağıda yazıyorduk bir tane. Sonra o kağıdı devlete veriyorduk da devlet bize öyle para veriyordu. Uğraş babam, uğraş. Benim babam yazıp duruyordu. Babamın hayatı yazmakla geçti yani. Şu an bu nasıl oldu bilmiyorum şu an bizde de. Bir şekilde maaşları geri iade ediyorlar herhalde, anlamadım. Ulan Ude'den. Buryat Cumhuriyeti'nden yola çıktık. Buryatları da bakın dönüşte. Buryatları da size anlatacağım. Buryat Cumhuriyeti'ndeki insanlar gerçekten ilginçti. Farklı tiplerdi. Moğol-Rus karışımı bir şey olmuşlar. Aralarında tabii ki Türkler de var. Zaten Rusya'nın her yerinde. Demek ki Rusya'nın neresine giderseniz gidin Türk bulacaksınız. Ben buna ikna oldum. Arada Türkler de vardı. Dönüşte Buryatları, Ulan Ude'yi size anlatacağım. Oradan Baykal Gölü'ne falan gideceğiz.
dediğim gibi ayarlayabilirsem de bir sponsorluk. Yakutistan'a, Yakutlara, Türklere gideceğiz. Belki de en kuzeydeki Türkleri ziyaret edeceğiz. Beni bu yolculukta ne kadar destekleyebilirseniz destekleyin arkadaşlar. Artık beğeni, yorum, amcaya, dayıya gönderme falan. Çünkü gerçekten hani dolu dolu aslında videolar yapmak istiyorum. Bu zamana kadar hani belgesel denilecek vari videolar çekmek istiyorum ama ya bunu bu izlenmelerle yapmam çok zor oluyor. Ev, araba almayacağım. Yani gökdelen dikmeyeceğim. Bana sadece daha ekstrem yerlere, daha gidilmemiş, duyduğunuz, belki duymadığınız bile, görmediğiniz bile yerlere yolculuk yapmam için sponsorum sizsiniz. Yani maalesef markalar sponsor bulamıyorum. Sponsorum sizsiniz. Siz ne kadar destek olabilirseniz o kadar kazanırım. O kazançla da ona göre gezerim. Yakutistan'a gitmem şu anki bütçemle zor. Ama ne bileyim, tutarsa, patlarsa bazı videolar belki olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize hoşça kalın. Bir iki gün daha Ulan Batır'dayız. Ondan sonra direkt kırsala, yardır Allah, nur dile gideceğiz. Bay bay.